Herkese merhabalar. Yatırım Finansman Menkullerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Strateji ve Yatırım Danışmanlığı bölümünden Vahap Taş'tan. Ereğli'nin, Şişe'nin ve diğer bir takım şirketlerin bilançoları açıklandı. Biz özellikle Ereğli ve Şişe üzerinden gideceğiz. Ayrıca devlet hava meydanı istatistikleri açıklandı. Oradan Türk Hava Yolları, Pegasus ve Tav üzerine konuşacağız. Yine bu haberle de ilişki olarak Türk Hava Yolları Ocak ayı uçuş istatistiklerini açıkladı. Onu değerlendireceğiz. En başta devlet hava meydan istatistiklerinden başlamak isterim. Ee, yani Ereğil'le Şişe'nin açıklamalarını biraz sona bırakacağız. Belki biraz da detaylı e, girebiliriz e, diye e, düşünüyorum. Devlet hava meydanı istatistiklerine e, göre Türkiye'deki havalimanlarını kullanan e, yolcu sayısının genelinde Ocak'ta yaklaşık %77'lik bir e, artış söz konusu ki 9.3 milyon e, kişiye yükseldiğini e, görmekteyiz ama e, şu anda uçuş istatistiklerini karşılaştırırken yani Pegasus'ta da olsun, Türk Hava Yolları'nda da olsun 2019'da karşılaştırıyoruz çünkü 2020'nin, 2021'in hatta özellikle yıl olduğunun altını çizmek gerekiyor. Pandemi nedeniyle özellikle uçuşların son derece aksadığı bir dönemi düşündüğümüzde 2019'da karşılaştırmak şu aşamada daha doğru olacak. Ve Ocak ayı rakamlarına da baktığımızda yaklaşık 2019'un %76'sı gibi değerlendirebiliriz. Bu çerçevede hala pandemi öncesi seviyelere de gelmediğimizi söyleyeyim. 9.3 milyonluk rakam bir önceki aya baktığımızda yaklaşık 10.1 milyon kişiydi. Şu anda yani sezon biraz daha sezon yavaş olduğu bir dönemdeyiz yani yaz aylarına doğru sezon biraz daha açık olacak özellikle havacılık sektörü için. Bu sayıların işte Nisan-Mayıs itibariyle artmasını da bekleyebiliriz ama karşılaştırmalı olarak baktığımızda hala pandemi önce seviyenin. E, altında olduğumuzu e, söylemek gerekiyor. Şimdi e, merkez olarak baktığımızda tabii Türk Hava Yolları'nın merkezi biraz daha İstanbul Havalimanı'nda. E, orada yolcu sayısında yaklaşık %7'lik bir e, artış söz konusu. Eğer e, Pegasus'un biraz daha ağırlıklı olduğu Sabiha Gökçen üzerinden girecek olursak da e, Sabiha Gökçen'deki artış yaklaşık %54.1 şeklinde e, kendini gösteriyor. Tavın gene olarak iş yaptığı e, havalimanlarına baktığımızda ise e, yolcu sayısında yaklaşık e, %94.1'lik bir e, artış var. E, yani 1.9 milyon kişi olarak gerçekleşmiş ki e, bu da 2019'un yaklaşık e, %59'u e, diye düşünebiliriz. Bu tabi verdiğim oransal rakamlar. Tabii ki yıllık e, ve yıllıkta da ciddi bir baz etkisi olduğunda e, söylemek gerekiyor. E buradan e, Türk haviolların üç silerine e, bakacak olursak da Ocak ayında yaklaşık e, yani yüzde 97'lik bir e, artış söz konusu ve 3.9 milyonluk bir yolcu taşıması var ama yine karşılaştırmayı biz 2019'da yaptığımızda e, toplam yolcu sayısında e, bir düşüş olduğunu görüyoruz yani 2019'un e, yaklaşık %60.8 olduğunu söylemek gerekiyor uçuş rakamının. Tabii hem e, yani hem yurt içi hem yurt dışı tarafta uçuşlarda bir miktar e, artış var ama genel olarak yine 2019'da karşılaştırdığımızda zaten şuradaki tabloda da e, görmeniz mümkün. Gerekli yolcu doluluk e, oranlarında e, 13.5 puanlık bir düşüş var. Buradan da hala aslında Devlet Hava Meydanı istatistiklerinin e, verdiği rakamları teyit eden bir e, görünüm e, söz konusu. Pegasus henüz Ocak ayı istatistiklerini yayımlamadı. E, muhtemelen e, Pegasus'ta önümüzdeki hafta eğer ki gündem çok yoğun olmazsa değerlendiririz e, diye düşünüyorum. Şimdi buradan bilançolara gelecek olursak e, Ereğli e, açıklandı dün. E, 4. çeyrek net karının e, piyasa beklentilerine paralel olduğunu belirtelim ki e, bizim tahminimiz yaklaşık 4 milyar TL şeklindeydi. Ee, en büyük konulardan biri, yani e, sorulacak en büyük sorulardan biri temettü tabii Ereğli'yle ile ilgili olarak e, bizim yayını yaptığımız şu saatlerde Ereğli'nin analiz toplantısı gerçekleşecek. Analiz toplantısından notları muhtemelen zaten yatırımcılarımızla e, paylaşacağız. E, temettü ile ilgili değer de bir sinyal e, gelecek olursa e, muhtemelen mutlaka yatırımcılarımızla bunu e, paylaşacağız. Şimdi i̇şte Ereğli'nin finansallarının detayına e, baktığımızda e, yılın son çeyreğinde TL'de yaşanan tabii değer kaybının etkisi burada var. Ama yüksek sereden çelik fiyatlarının etkisiyle de TL bazında satışlardaki artış yaklaşık %149 oranındaki kuvvetli olduğunu söylemek mümkün. Ortalama satış fiyatlarına baktığımızda yaslı çelikte bir önceki çeyreğe göre dolar bazında yaklaşık %8'lik bir artış var. Uzun çelikte ise yaklaşık %5'lik bir gerileme söz konusu. Ton başına ürün karlığına bakacak olursak da ya da işte ton başına Favek olarak da değerlendirebiliriz. Bunu e, çeyreklik olarak 413 dolardan 418 dolara bir artış söz konusu. Biraz daha yatay bir artış var. Ama e, bizim 350 dolar olan e, beklentimizin oldukça e, üzerinde e, olduğunu e, söyleyeyim. Marj, marjlara da baktığınızda zaten Ereğli'nin e, brüt kar marjında çok ciddi bir artış var. E, net karda da yine e, net kar marjında ve Favek marjında da yukarı potansiyelin devam ettiğini e, görüyoruz. Faaliyet karı kuvvetli geldi ve net nakit e, pozisyonuna da baktığımızda 207 milyon dolardan yaklaşık 489 milyon dola, e, milyon dolara yükseliş var. Ama e, 2000, 2021 yılında e, oluşan yüksek vergi ödemelerine ilişkin yükümlülüğü de dikkate alacak olursak e, net nakit pozisyonunda bir miktar gerileme bekliyoruz. 120 milyon e, dolar civarına doğru bir gerileme beklentimiz var ama demir çelik sektöründe Ereğli'yi bir dönem zaten model portföyümüzde de bulundurduk şu an kar demiri bir miktar daha fiyatlardan dolayı avantajlı e, görsek de Ereğli'yi yine e, uzun bir süre bekle, sevdiğimiz beğendiğimiz e, şirketler arasında e, tuttuğumuzu e, belirtelim. Bir sonraki e, şirkete baktığımızda şişe finansallarını açıkladı e, bu hafta ve beklentilerin üzerinde bir kar oluştuğunu söyleyelim dördüncü çeyrekte 5 milyar gibi bir e, net kar söz konusu ki e, piyasa beklentisi yaklaşık 3.6 milyar e, TL şeklindeydi. E, bizim de tahminimiz yine o civarlardaydı yani 3.5 milyar TL gibi bir e, net kar bekliyorduk. Beklentilere paralel bir faaliyet karı söz konusu ama hem kur farkı geliri var hem de e, gayrimenkul değerlemelerinden dolayı şirketler biliyorsunuz özellikle yıl sonunda e, gayrimenkulleri yeniden değerliyorlar. Yeniden değerleme farkı olarak e, bir ekstra gelir oluştuğu durumda da bunu e, kar olarak yansıtıyorlar. Bu iki e, faktörü de e, bir araya tuttuğumuzda e, yaklaşık 600 milyon TL bir ekstra orada kar oluşmuş görünüyor. Ve net karın tahminlerin üzerine çıkmasında da bu ekstra gelirin e, etkili olduğunu e, söyleyelim. Tabii enerji maliyetlerinde son çeyrekte artış e, gördük ama... E, mimari cam grubunda yapılan güçlü fiyatlama sayesinde e, faaliyet karı performansının olumlu etkilendiğini e, belirtelim. 12 aylık rakamlara baktığımızda da özellikle düz cam segmentinde yani işte otomotiv ve e, konut için e, söyleyelim. E, toplam fabrik performansı e, dolar bazında yaklaşık 332 milyon dolara çıktı ki e, bu rakam 2020 yılında 139 milyon e, dolar e, civarındaydı. Genel çerçevede ile ilgili beklentilerimizin de zaten olumlu olduğunu söylüyoruz. Şişede şu anda hedef fiyatımız yaklaşık 20.10 ki işte dünkü kapanışlarla değerlendirecek olursak şişede %44'lük bir potansiyel olduğunu belirtelim. Araştırma bölümümüzden gelen noktada esinlerden. Marj olarak baktığımızda şişenin marjlarında belki ereğli kadar çok ciddi bir artış yok ama genel çerçevede iyileşme var ama eğer ki e, favek oluşturma yani favek oluşumunu ve e, net karı oluşacak olursak da e, iki tarafta da e, şişenin başarılı bir faaliyet e, performansı gösterdiğinin e, altını çizmek gerekiyor. E, önümüzdeki hafta bilançolar biraz daha sıklaşmaya başlayacak. E, daha fazla şirket değerlendireceğimizi e, düşünüyorum. Bu çerçevede e, kanalımıza abone olmayı e, unutmayın e, ve yayını e, videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Herkese şimdiden bol kazançlar iyi hafta sonları. <laughs>